Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah mübarek etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, bugün hem sizinle şöyle bir bayramlaşmak istedim. Bayramınızı tebrik etmek istedim. Hem de bayram şekeri tadında bir araziden bahsedeceğim sizlere. Bu arazimiz Balıkesir ili Bigadiç ilçesine bağlı Kırca mahallesinde. Ada parseli ekranın altında paylaşacağım. Uydudan, parsel sorgudan yerin konumuna, şekline bakarsınız. Bu yer bana daha yeni geldi. Bu yeri hiç görmedim. Yere de gitmedim. Çekim falan yapmadım. Yerin ne kadar meyilli mi, ne kadar düz olduğunu bilmiyorum. Hani görmeden aldık, yani görmeden geldi, görmeden bu şekilde satacağız. Diyeceksiniz ki ya görmeden yer mi alınır? Siz de haklısınız, almayabilirsiniz tabii ki. Ama alan müşterilerimiz de var, tapum olsun, toprağım olsun, bir yerim olsun. Fiyat uygun geliyor, bazı müşterilerimiz de alıyor. Biz şimdi bunu görmediğimiz için uygun bir fiyat söyleyeceğim. 19 dönüm, 19 bin metrekare bu tarla. Ada parselden zaten bakacaksınız. Kafanıza yatar yatmaz, alırsınız almazsınız. Söyleyecek bir sözüm yok. Ben sadece böyle bayram günü böyle bir kampanya yapayım. Sadece 4 günlüğüne, yani çarşamba gününe kadar bu geçerli. Çarşamba gününden sonra bu fiyat değişecek. Tapu masrafı her şey içinde 35 bin lira. 19 bin metrekare, 19 dönüm bu tarla fiyatı, tapu masrafı. Sadece tapu masrafı zaten 2500-3000 liraya yakın. Yani yer 32 liraya falan geliyor. 19 dönüm yer, tapu masrafı, komisyon, her şey 35 bin liraya. Anahtar teslimi, tapuyu alacaksınız. Malumunuz bu hastalıktan dolayı gelemiyorsunuz. Zaten biz de yeri görmedik. Bu şekilde tapuyu Gönen Tapu Dairesi'nden tapu işlemini vekalet yollarsanız bize, vekaletle tapunuzu yapar, size kargoyla adrese teslim göndeririz. Sizin de bir tapunuz olur, bir yeriniz olur. Bakarsınız bu yer güzel çıkar, hoş çıkar, çok değerli olur. Bakarsınız yer kötü de çıkabilir. Şimdi kötü çıkabilir, meyilli çıkabilir arazi efendim. Ama şu var, yer uygun aldığınız için, uygun fiyatlı olduğunuz için, aldığınız için zarar etmezsiniz. Şimdi 19 dönümü 60-70'e 80'e alsanız, kötü çıksa satamazsınız efendim. Ama 19 dönümü 35 liraya almışsınız. Yani en kötü ihtimalle yine 35-40'a, çok çok kötü bile çıksa o 35-40 liraya zaten yer satılır yani. Bu paraya 2 liraya bile gelmiyor yani. 1600-1700 lira hesaplarsınız. Yani ucuz yani 19 bin metrekare yer. Böyle bir bayram kampanyası yapayım dedim. Siz değerli takipçilerime, dostlarıma böyle bir yer söyleyeyim dedim. Ama dediğim gibi çarşamba günü'den itibaren 40 lira olacak. Eğer bu yer satılmazsa 40 bin liradan aşağı veremeyeceğiz. Bunu da açıkça ifade edeyim. Bazı müşterilerimiz bize yazıyorlar, soruyorlar. Gönen'de neden bu kadar yer çok satılıyor? Acaba bir durum mu var? Acaba bir santral mi kuruluyor falan filan? Herhangi bir şey yok. Benim bildiğim, duyduğum hiçbir şey yok. Sadece burada şu var. Gönen'de YouTube olayında video paylaşımı Türkiye'nin belki hiçbir yerinde bu kadar yoktur. Gönen'deki emlakçılar bunu çok iyi yapıyorlar. 2015 yılında bu işi burada Gönen'de ben başlattım. Bilenler, eskiden beri takip edenler bilir. Benim videolarıma da bakabilirsiniz efendim. 2015-2016 yıllarında birçok videolarım vardır YouTube'da. Gönen'de bu işi burada başlatan
biziz. Bizden görüp de yapan arkadaşlar da, onlara da helal olsun. Onlar da işini yapıyorlar. Herkes işini yapıyor. Biz bu işe vesile olduk. Birileri de peşimizden gitmesi bizi mutlu ediyor. Güzel bir şey. Sonuçta insanlara faydalı adım atmaları efendim çok güzel bir duygu. Benim açımdan da iyi bir şey. Ben öyle kimseye böyle kıskanayım, niye yaptı, niye etti, öyle bir şeyim yoktur. Yapım da buna el vermez zaten efendim. Sevinirim bu şekilde insanlara. Çünkü bu işi ben şöyle düşündüm. 2015 yılında bu işe burada başlarken, yani fotoğrafların müşterilerden gelen hep sorularda fotoğraflardan yanıldık diyen çok müşterim oldu. Farklı fotoğraflar veya fotoğraf gibi göründüğü gibi çıkmadı gibi. Bu işi YouTube'dan böyle bir kanal açmayı karar verdim efendim. Dedim bu işi video olarak, biraz belgesellere merakım vardı benim. Çok belgesel izlerdim. Dedim bu işi ben videoya çevireyim, satış işini. Hem insanlar için daha böyle şey olsun, yani net olsun. Yani kimsenin ya buraya geldiğinde hayal kırıklığına uğramasın. Yani bu işi, ya ne gördüyse onu alsın yani. Amacım oydu. İnsanları yanıltmamak, doğruyu aktarabilmek, onun için uğraştım yani. O yüzden böyle bir şeye girdim. Çok şükür 21 bin aboneyi geçtim. Şu anda Gönen'de bir numaradayız. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Zaten hep bir numaradaydım. Hep bir numara olduk. Allah'ın vermiş olduğu bir güç, sizlerin de desteğiyle beraber inşallah abone sayımızı böyle sizlerin vesilesiyle yükseltelim. Siz de yardımcı olursanız efendim, Allah'ın izniyle böyle ilerleyeceğiz. Evet, böyle ara ara sizlerle bazı şeyleri paylaşacağım. Uygun yerleri bu aralar çıktıkça paylaşıyorum. Hemen satılıyor. Müşterilerimiz talep gösteriyorlar. Arıyorlar. Hatta yer satılıyor hemen. 5-6 kişi daha ben alayım falan, o şekilde durumlar da oluyor. Bundan dolayı da üzülüyorum. O müşterilerime karşı böyle bir şey oluyorum yani. İstiyorum ki, gönül ister ki hani olsun da uygun, hep uygun verelim. Ama işte biz de sonuçta biz aracıyız, biz de uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Yani yer olursa alıyoruz, almaya çalışıyoruz veya aracılık yapıyoruz. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu şekilde bakalım ne kadar gidecek, nasıl olacak, neler gelecek, önümüze neler çıkacak. Çıktıkça da sizle paylaşacağım. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup zil butonunu aktif ederseniz anında bildirimlerimiz size gelir. Siz de ah bu yeri kaçırdım diye şey yapmazsınız, hemen telefonunuza bildirim gelirse görürsünüz. Hemen bakarsınız, işinize yarayan uygun bir şey denk gelir. Orayı siz almış olursunuz. Evet değerli dostlarım, tekrardan Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah daha nice bayramlarda buluşmak üzere. Allah ömür hepimize sağlık versin. Öncelik olarak sağlık. Sonra huzur, sonra para. Ben bunu bilirim. Sağlık, huzur, para. Huzur, sağlık, para da olur. Yani huzur da önemli. Çünkü huzur çok önemli. İnsan o huzuru bulamadın mı, paranın hiçbir değeri yok. Sağlığı bulamadın mı, paranın hiçbir değeri yok. O yüzden siz de inşallah tek temennim ailenizle, evlatlarınızla, eşinizle, dostunuzla inşallah o huzuru bulursunuz. Sağlığınızı ertelemeyin diyorum. Sağlık çok önemli. Hep diyoruz ya, emekli olunca yaparım, emekli olunca işte bir şeyler yaparım, ama emekli olunca da bir bakıyorsun ki sağlık da gidiyor. O yüzden aslında bir şeyleri ertelememek lazım. Bir yerden ufaktan da olsa başlamak lazım. Evet, çok fazla gevezelik yaptım. Hakkınızı helal edin. Bugünlük bu kadar. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.